21 Mart, 27 Mart. Sevgili takipçilerim, güzel bir ailem, güzel ailem, güzel bir hafta, güzel bir ay. Evet, artık Mart'ta veda ederken koçlar doğum gününüz kutlu olsun diyorum ve yoruma başlıyorum. Sevgili koçlar, pazartesi günü özellikle sabah saatlerinde Jüpiter ve Merkür balık burcunda kavuşum içerisinde olacak. İşlerinizle alakalı hedeflediğiniz birçok şey için doğru adımlar atabilir. Kendi kırgınlıklarınızı, kendi yaşadığınız sorunları biraz daha geride tutmanızı öneriyorum. Ve 23 Mart Çarşamba günü Neptün ve Merkür balık burcunda kavuşum gerçekleşecek. İletişim çevrenizle alakalı yaşadığınız krizleri bir farkında olmayarak büyütebilir ve kendinizi otokontrol hakimiyetinde yaratabilir ve bu da canınızı sıkabilir. 27 Mart Pazar günü 10:45'te Merkür Koç burcuna geçiyor. Her ne konuda hayatınızla ilgili ne beklentileriniz varsa daha sağlamcı, daha kolay, daha pratik şekilde ilerletmenizi öneriyorum. Bunlar notlarınız. Sevgili koçlar, iş hayatınızla ilgili beklediğiniz sürpriz değişimler, olmasını istediğiniz noktada büyük bir aydınlık yaşayacak gözüküyorsunuz. Yer noktanızla ilgili değişimle ilgili yazı ya da yazmak istediğiniz üst düzey kurumlarınızla ilgili yazılarınız olumlu şekilde ilerleyecek. Şimdiden başvurularınızı yapın. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız farkında olmayarak kırgın olduğunuz noktalar ve yöneticilerinizin arasındaki yaşanan bazı pürüzler sizi biraz işten soğutmuş olabilir ve gerginlik ve insanların size taktiğiyle ilgili kaygılar yaşıyor olabilirsiniz. Siz işinize mümkün olduğu kadar odaklanmanız gerekiyor. Çünkü bu dönem sizin için başlangıç ve başlamak istediğiniz her şey için çok hızlı değişecek bir hafta ve hayatınızda yeni iş bekleyen ve uzun süredir işsizler için fırsat kapınızda. Mümkün olduğu kadar evraklarınızı, başvurularınızı yapın. Olumlu cevap alacak gözüküyorsunuz. Eğer ki devlete girmek, devletle alakalı sınav ve süreçleriniz varsa başarı noktanız var. Odaklanabildiğiniz kadar odaklanın ve mümkün olduğu kadar olmaz enerjisini üzerinizden atmanız lazım. Olumluluklar çok fazla var hayatınızın içerisinde gözüküyor. Ortaklı iş ya da ortaklı kazançlarda var olan değerli koç burçları için beklenmedik yenilikler için doğru fırsat ve kredi borçlarınızla alakalı da yapılanma, kendinize yeni bir sistem yaratacak gözüküyorsunuz. Ve yurt dışı işi yapan ve uzun süredir yurt dışı ile ilgili bağlarda eksiklik yaşayan sevgili koçlar, bu hafta çözümlülük haftanız olacak. Evraklarınızdaki sıkıntılar, gitmeniz gereken yolculuklarla ilgili çok olumlu bir evre tadacaksınız ve fırsatları doğru şekilde yakalama şansınız var. Fakat çok büyük bir kurumsalda çalışıyorsanız iş değişimi içerisinde radikal kararınız var. Gelecek yurt dışı teklifiniz olumlu olduğu gözükse de biraz daha mantığınızı oturtmanız lazım ve gideceğiniz yurt dışı seyahatiniz ve işiniz size çok büyük kazançlar elde edecek gözüküyor. Yapmanız olumlu. Ters söylemiş olabilirim. Gideceğiniz nokta olumlu, merak etmeyin. Kendi işini yapanlarda da biraz parasal evrede yaşadığımız krizleri toparlamak için kendi imkanlarımızı biraz daha zorlayıcı bir hafta, yıpratıcı bir hafta olsa da altyapıyı çok doğru bir şekilde oturttuğunuzda güzel kazançlar sizin hayatınıza renk getirecek. Evet, ilişki konusunda şansınızın en yüksek olduğu bir hafta. Geri dönmekten çok yeni ilişkilere ufuk açmak ve şansınıza gelecek kişi sizin hayat arkadaşınız şeklinde olacak. Enerjimizi yüksek tutuyoruz. Çok yakın sürede ayrılan çiftlerimiz tekrar barışma enerjisi içerisinde olacak sevgili koçlar. Yalnız evliliğinizle ilgili pürüz yaşayan ve uzun süredir problemleri çözemeyen koç burçları ev ayrımı, yol ayrımı içerisine girdiniz ve doğru bir karar içerisindesiniz ama son kez bir ilişki terapisti belki size iyi gelecek. Belki de siz de hatalarınızı görmeniz gerekiyor diyorum. Bu ara ev tadilatı, yenilik yapmak isteyen sevgili ev hanımları mümkün olduğu kadar Nisan'ın baharını şimdiden tadına vardınız. Boya, badana işleriniz hayırlı olsun. Bir yandan da hem oruç dönemi de hayatımıza geçiş yapacak. O yüzden şimdiden temizlik enerjimizi ön planda tutalım. Bu ara eşinizin iş değişimi ya da beklediğiniz konularla ilgili biraz ertelemeler söz konusu olabilir. Sakin ve dualarınızı eksik etmeyin ama gideceği ya da başvuru yaptığı nokta gayet olumlu. Olumlu bir süreç yaşanacak. Sevgili ev hanımları, çok tadilat kafanız var. Bu ara her şeyi yıkıp döküp koltuğu moltuğu her şeyi atmak
yapmak istiyorsunuz. Boya badana ruhunuz var. Ama evdeki insanları da incitiyorsunuz. Mümkün olduğu kadar onların enerjisine de dokunmanız gerekiyor. Onlar da o ev halkı. Lütfen halkı dışlamayın lütfen. Bir de parasal evrede bazı borçlarınızla ilgili endişeleriniz söz konusu olabilir. Bununla ilgili yakın bir dost, yakın aile çevrenizden alacağınız destek ekonomik anlamda sizi biraz daha rahatlatacak. Mahkemesel konularınız, iş mahkemeler konularınızla ilgili bazı pürüzlere açık olmanız gerekiyor ve miras mahkemelerinizde ertelenmeler ya da bu tarz haksızlıklara uğrayabilirsiniz diyorum. Sevgili gençler, eğitim hayatınıza biraz daha dikkat etmeniz lazım. Bu ara beş karış havanız, ruhunuz ön planda. Eğitim ve eğitimle alakalı eksiklikleri görme zamanı. Sevgili takipçilerim, sağlık konusunda özellikle boyun ve ayak ağrılarınız ve son zamanlarda baş ağrılarınızı dikkate alalım. Migren ataklarınız tutabilir. Sevgi ve mutlulukla kalın. Eve gül kokusu dağıtın. Evinizin enerjisi bol olsun. Yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Mutlu kalın. Sevgili boğalar, yorum yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz ve bizimle birlikte kalmaya devam ediyoruz. Sevgili boğalar, evet, 21 Mart Pazartesi 09.06 arasında Jüpiter Merkür Balık burcunda kavuşumu gerçekleştirecek. Şanslarınızı, iş konunuzdaki fırsatları çok iyi değerlendirmeniz ve yeteneklerinizle alakalı daha olgun adımlar atmanız gerektiğini uyarıyorum. 27 Mart Pazartesi Merkür Koç burcuna geçişiyle birlikte sizin hayatınızdaki eksik ve göremediğiniz noktalara dikkatli olun. Tartışmalardan uzak durun. 23 Mart Çarşamba günü de Neptün ve Balık burcunda kavuşuyor. Çevrenizdeki iletişimlerde terslikler yaşayabilir, insanları fazla yıpratabilir ve kendi kabuğunuza çekilebilirsiniz. Daha sakin olmanızı öneriyorum. Ve yorumlara devam ediyorum. Sevgili boğalar, iş konunuzla ilgili beklenmedik bir teklif ya da beklediğiniz teklifle ilgili olumsuz bir cevap sizi yıpratabilir. Ama bununla birlikte yeni başvurular ve hedeflediğiniz farklı iş alanları için güzel fırsatlar yakalayacağınız gözüküyor. Mümkün olduğu kadar içte işsel kırk, işe ait kırgınlıkları bir toparlayıp kendinizi daha doğru taşıyacak imkanlara yol almanız lazım. Eğer ki devlette ya da kurumsal bir alanda işinizle ilgili değişmesini istediğiniz ve beklediğiniz konularla alakalı, özellikle yönetimle ilgili bazı krizler ve bulunduğunuz firmanın ekonomik olarak yaşadığı krizler daha sert bir evrede olacağı için konumunuzla ilgili biraz daha geride kalacak bir döngü bekliyor. Ama alternatif bir iş ya da farklı alandan başvurularınızla ilgili yapmadıysanız yapabilirsiniz. Doğru başvurular size olumlu şekilde hayatınıza giriş sağlayacak. Kendi kariyerinizle alakalı eğitim, yüksek lisans, doçentlik gibi fikirleriniz varsa bunlar için tam zamanı, kendi hedeflediğiniz noktalar için başvuruları yapabilirsiniz. Devletten ayrılıp kendime iş kurmak istiyorum diyen bazı boğa burçları ya da kurumsallıktan ayrılıp kendime iş kurmak istiyorum diyen değerli boğalar, evet imkanlar var ama bir sene daha bu sistemi devam ettirip kendi altyapınızı oturtursanız daha güçlü olacağınız gözüküyor. Ama şu an bunu yaparsanız biraz ekonomik anlamda darlık ve sıkıntılara düşebilirsiniz diyorum. Yurt dışı ile alakalı anlaşmak üzere olduğunuz işlerle ilgili çok olumlu süreçler sizi bekliyor. Yalnız mail ya da yazışmalarda ters konuşmalar söz konusu olabilir. Biraz yıpratıcı olsa da bunları kontrol edelim. Dijitalde yanlış anlaşılmalar sizin işinizle alakalı risk almanıza sebep olabilir. Özellikle de yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili planlar içerisindeyseniz Nisan ortası itibariyle bunlar olumlu süreçte hayatınıza geçiş sağlayacak. Şu an altyapısı için doğru bir zamandasınız. Şimdiden hayırlı olsun. Kendi işini yapan ve parasal anlamda çok zor durumda olan oğlak burçları için güzel güzel kıpırdanmalar, yeni fikirler, yeni oluşumlar size renk katacak ve bunları doğru dengelediğinizde de işinizde daha büyük oluşumlar sizi bekliyor. Ortaklı ayrım kararı veren bazı boğa burçları için parasal anlaşmada doğru ve net bir süreç sağlanacak ve yol ayrımı her iki taraf için de hayırlı olacak. Yalnız kendi alanında kalanlar için biraz daha ekonomik gücünüzü güçlendirip kredi ya da borç bulunduğunuz alana renk katmanız lazım. Donmaya ve donuklaşmaya başladı ve biraz ilgi çekmeye ihtiyacı var diyorum. Bu ara sosyal medyadan ek kazançlar sağlamak isteyen sevgili boğalar yapabilirsiniz. Enerjiniz çok yüksek. Mümkün olduğu kadar özellikle serbest bir meslekte çalışıyorsanız e-ticaret anlamında yapacağınız iş size farklı kazançlar ve yeni kapılar açacak. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum.
İlişki konusunda özellikle bu aralar seni anlıyorum, anlamak istiyorum ama ben kendime ait bir dönemi tatmak istiyorum diyeceğimiz sözleri çok fazla ön planda tutacağız. Özellikle geçmiş bir ilişkiyle ilgili ufak tefek diyaloglar söz konusu olabilir ama size ait yeni bir ilişki bekliyorsanız Nisan ayı size renklilik ve keyif getirecek. Şimdiden o enerjiye girmenizi istiyorum. Evinizde biraz yorgunluk, halsizlik yaşayan boğa burçları, evinizin enerjisi düşmüş olabilir, ruhunuz çökmüş olabilir. Bol bol Ayetel Kürsü, Nas Felak okumanız ve Yağ Şafi çekmeniz sizin için sağlıklı. Evli çiftlerimiz için bu ara taşınma ile ilgili kararlar içerisinde olabilirsiniz ama ekonomik olarak zorlandığınız için kararsızlıklarınız da çok fazla var. Taşınmak sizin için hayırlı olacak ve uzun süredir evliliğinizle ilgili ters giden tartışmalar, konuşmalar, ailevi köklerden kaynaklı sıkıntılar sizi çok fazla kasıyordu. Tam konuşma zamanı çünkü siz kendinizi doğru ifade edemediğiniz için eşimizle aramızda sıkıntılar yaşanıyor. Bir an önce bu sorunu çözmeniz gerekiyor. Boşanma fikri olanlarda da yavaş yavaş anlaşma yoluna doğru gidip çocuklar ya da kendi düzeninizle alakalı noktayı doğru belirleyecek gözüküyorsunuz. Evliliği güzel giden çiftler araç alımı ile ilgili net bir karar dönemimiz var gözüküyor. Yani net bir oluşum ve net bir evre size verimlilik getirecek gözüküyor. Yani sevgili koçlar, pardon sevgili boğalar, sizin en önemli şeyiniz sizin sabır taşınız çatladığı vakit dengeleri çok çabuk ve ağzınızdan değil de göz bakışınızla her şeyi ifade edebilirsiniz. Biraz yıpratıcı olabilir, dikkatli olalım. Bu ara eğitim konusunda biraz safsaklayan, yarım bırakmayı düşünen sevgili gençler eğitiminize konsantre olun. Üniversite sınavı başarılı olacak. Siz sadece duygusal olarak bazı algılayamıyorum, toparlayamıyorum diyen enerjileriniz var. Toparlayabilirsiniz. Size güveniyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara çocuklarınızla alakalı iletişimi daha sağlam, daha keyifli bir döngüye getireceksiniz. Her şeyden önemlisi sevginizi daha net bir ifade edeceksiniz. Kendi ailenizle alakalı çözmeniz gereken miraslı konularınız var sevgili ev hanımları. Biraz kardeşler arasında atışmalara da dikkat edelim. Sağlık konusunda sevgili boğalar, özellikle mide asitlerimiz ve mide ile alakalı uyku problemi yaşayabiliriz ve çok fazla asit probleminden dişlerimizde zedelenmeler olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Abone ve yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Paylaştıkça güzeldir hayat. Sevgili ikizler, güzel ailem, nasılsınız? Keyifli ve güzel bir hafta sizlerle olsun. Tabii ki abone olmayı, yorum yapmayı, birlikte kalmayı, paylaşmayı unutmayın. Hayat paylaştıkça güzeldir. Sevgili ikizler, 21 Pazartesi sabah 9:06'da Jüpiter ve Merkür Balık burcunda kavuşum yapıyor. İş konularınızla alakalı ya daha dikkatli ve daha temkinli olmanızı, genişleyen tartışmalardan uzak durmanızı öneriyorum. 23 Mart Çarşamba günü 20:43'te Neptün ve Balık burcunda kavuşum gerçekleşiyor. Etrafınızdaki insanları biraz daha anlayışlı, bağdaş kurup onlarla bütünleşmenizi, kendi başarınızla alakalı hedef koymanız gerektiğini uyarıyorum. 28-27 Mart Pazar günü 10:45'te Merkür Koç burcuna geçişini tamamlıyor. Her konuda hakkınızı savunma ve hakkınızla alakalı büyük başarılar elde edebilir ve bunları doğru yönlendir, hani öfkeyle kalkmayarak doğru ifade ederek haklarımızı alabiliriz. Evet, bu hafta neler bekliyor? Hemen uyarı veriyorum. İş konularınızla ilgili öfkesiz olacaksınız. Daha sakin, daha kararlı ve isteklerinizi daha doğru şekilde ifade edip karşı tarafın yanlış anlaşılmalarına izin vermemeniz lazım. İfadeleri doğru kullanacağız. Çünkü çok yoğun bir iş tempomuz var. Halledilmesi gereken bir sürü işler varken insanların lafları sizi yıpratabilir ve bu ara toplantılar, görüşmeler dışarıda daha yoğun temponuz size başarı getirecek ama öfkelerimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız ve bunlarla alakalı çok fazla dosya, evrak, iletişimin yoğunluğu ve devamlı mailler, yazışmalar, hesaplar, kitapların verdiği gerginlik biraz saç kıran olmamıza, saç dökülmemize ve delirmemize sebep olabilir. Biraz daha sakin iş alanımızı kontrol etmemiz lazım. Çünkü bulunduğumuz noktada herkes bir çıldırmış gibi ve herkesin enerjisiyle aynı enerjiyi yaşamak sizi de boğuyor olabilir. Hak veriyorum. Ama alternatif tekliflerde olumsuzluklar yaşadığınız için şu an bu noktada devam etmek zorundasınız. Uyarı verdim.
Kendi işini yapanlar için, özellikle serbest alanda kendi işini yapanlar da farklı kazançlar evresi ve özellikle çarşamba ve perşembe çok güzel olumluluklar yaşayacaksınız ve bu olumluluklar parasal evremize daha büyük artı kazanç sağlayacak gözüküyor. Şehir dışı, yurt dışı ile ilgili iletişim, yoğunluk, gitmeniz gereken noktalarda aksilikler gözüküyor gibi olsa da bulunduğunuz noktada hiçbir aksilik olmayacak. Sadece uçak ertelenebilir, vizede ufak tefek sürprizler çıkabilir ama gideceğiniz yolculukta başarı ve aydınlık bir şekilde tekrar iş alanınıza geri dönüş yapacaksınız. Uzun süredir de kendi alanınızda değişim ya da rütbeniz ve maaşınızla ilgili bazı değişiklikler bekliyorsanız biraz daha zamanı var. Sabırlı olmanız ve hak ettiğiniz değeri Nisan sonu Mayıs evresinde alacak olarak gözüküyorsunuz. Ama geçmişe ait alınması gereken paralarınızla alakalı da ufak ufak ödemeler sizi mutlu edecek gözüküyorum. Sevgili ikizler, parasal anlamda çok zor bir hafta yaşayacaksınız. Ekonominizi, parasal düzeninizi ve kredi kartları ödemenize dikkat edelim ve unuttuğunuz borçlarınız varsa risk altında kalmamanızı öneriyorum. Kendi işini yapanlar da güzel güzel insan iletişimleri gelecek, yeni projeler, yeni oluşumlar ve çok yoğun hareketli olsa da hani parasal evrede sizi tatmin etmeyen diyaloglar belki yıpratsa da Nisan'ın ilk haftasında daha kazançlı ve daha keyifli bir noktaya geçiş sağlayacaksınız. Bence siz hayallerinize doğru ilerliyorsunuz. Öfkenizi kontrol etmeniz ve iletişimi doğru ifade etmeniz gerektiğini uyarıyorum. Ortaklı iş düşünceniz varsa, aileyle alakalı ortaklı işiniz varsa yol ayrımı dediğimiz bir süreç söz konusu olacak. Çünkü artık fikirlerin ve düşüncelerin uyuşmadığı, geleneksel kurallardan çıkıp daha özgür bir iş alanı yaratmak istiyorsunuz. Doğru bir karar mı bilemedim ama iş yerinizle bulunduğunuz ortaklı iş kazanç evresi doğruydu. Ani fikir yapmayın. Yine burada olun ve farklı projelerinizi yine hayata geçirmenizi öneriyorum. Önerdim bile. Bu ara araç değişimi kararı içerisindesiniz. Biraz ekonominiz zorlansa da aracınızı değiştirmek keyif verecek diyorum. Evet, sevgilinizden ayrılabilir, tartışabilir, kısa ayrılıklar yaşayabilirsiniz. Sözler biraz sert ifade edebilir ve yanlış anlaşılmalara sebep olabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar yumuşak geçişler sağlamanız lazım. Geçmişe dair beklediğiniz ya da unutamadığınız bir kişiyle ilgili devamlı dua ediyorsanız yeni insan için dua edin. Yenilikler size uğur getirecek diyorum. Özellikle de evli çiftler ya da evlenmeyi düşünenler ya da evliliğiyle ilgili ters gidiyor, umutsuz diyenler için evlilikte güzel enerjiler haftanız var. Mümkün olduğu kadar geçmişe ait problemleri çözmeye, birbirimizi anlamaya başladık. Daha ılımlı, daha güzel hareketler sağlayabilirsiniz. Bu da size keyif verecek diyorum. Sevgili ikizler, özellikle boşanma konusunuz varsa hak ettiğiniz kazanma, ertelenmesini istiyorsanız ertelenme ama haklarınızı alacaksınız ve adalet sizinle birlikte olacak. Bu ara sevgili ev hanımları, en büyük sorun her şeyi kafaya taktınız ve devamlı konuşma enerjisindesiniz. Biraz daha dingin ve karşı tarafı ve ilişkiyi, çocukları yormamanız gerekiyor. Bu ara her şeyi eleştiren bir ruhunuz var. Daha sakin kalmanızı öneriyorum. Bu ara en önemli şey de sizin elektronik eşyalarınızda ufak bir değişim kararı içerisinde olabilir. Özellikle de yatak odanızdaki elektrik avizeniz ya da evdeki avizelerle alakalı bir değişim kararı size mutluluk verecek diyorum. Sağlık anlamında özellikle sevgili ikizler burcu, diş eti iltihaplımız ve iç kulak iltihaplımız ve alerjik astım sorunlarımız daha hareket edebilir. Mümkün olduğu kadar dikkatli olun. Sevgili gençler, hayatta ne istiyorsanız akıcı ve seri geçecek. Yalnız aşık olma rüzgarınız var. Lütfen aşık olmayın. Biraz daha eğitiminize özen gösterin diyorum. Mutlu kalın, abone olmayı, yorum yapmayı, bizle olmayı, bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sevgili yengeçler, güzel ailem, güzel takipçilerim, her şey muradınız gibi olsun. Her şey dilediğiniz gibi gerçekleşsin. Tabii abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. 21 Mart saat 09'da Jüpiter ve Merkür Balık Burcu'nda kavuşum yapıyor. Bu demektir ki sizin ne söylemek istediğiniz, ne yapmak istediğinizin netliği. 23 Mart Çarşamba günü 20:43'te Neptün Merkür Balık Burcu kavuşumu. Çevrenizdeki iletişim, yaşadığınız sorunları biraz daha aktif edebilir. Olayları büyütmeden çözmenizi öneriyorum. 27 Mart Pazar günü saat 10:45'te Merkür Koç Burcu'na geçişiyle birlikte herhangi konularınızla alakalı
kendinizi savunmak ani refleksler gösterebilir. Haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz. Daha gözden, daha farkında olarak hareket etmeniz size daha güzel kazanç sağlayacaktır diyerek haftalık yorumunuza başlıyorum. Sevgili yengeçler, özellikle işinizle alakalı ben emek verdim, mücadele verdim ama hiç hak ettiğim noktada ya da hak ediliş evresini bir türlü haklarımı alamıyorum diyebileceğimiz bir hafta. Çok mücadele edeceksiniz ve aslında üst düzey yöneticileriniz ya da sizinle ilgilenen yöneticilerinize mail atma kararı içerisindesiniz. Doğru karar, çünkü gerçekten bu dönem emekleriniz son 3 aydır ve son 3 yıldır da hak ettiğin noktadan hiç değişim yaşamadın ve aynı noktada olmak seni kasmaya başladı. Alternatif iş bakıyorsunuz, kafanıza göre olmuyor. Olmadığı için de şu an buraya tıkandım. Enerjiniz çok fazla var. Mümkün olduğu kadar üst düzey yöneticileriniz anlayacaktır. Maillerinizi yazmanızı öneriyorum. Kurumsal ya da devlet dairesinde çalışan sevgili yengeçler için bu ara daha renkli, daha keyifli ve hızlı akışlı bir hafta söz konusu olacak. O toplantılar, görüşmeler, gideceğiniz yolculuklar sizi daha kazançlı ve daha keyifli yaratacağı için büyük kurumsallarda çalışan ve devletin daha büyük alanında olanlar için farklı konumlar, farklı değişimler söz konusu olacak ve hak ediliş ve hak edilme dediğimiz noktaların sevinci sizin hakimiyetinizde ve bu uyum size mutluluk getirecek gözüküyor. Parasal evrenizde bazı endişeleriniz söz konusu olabilir. Elden çıkartmak istediğimiz ya da borçlarımız için satmak çalıştığımız bir mal elimizden çıkacak ve borçlarımızla alakalı daha rahat bir harekete geçiş sağlayacağız. Bu da bize keyif verecek diyorum. Ortaklı iş yapıyorsanız ortağınızdan kazık yiyebilir. Maddi krizler, maddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu ara ortaklı konularımızı bir ön plandan geçirelim. Kendi işinizi yapıyorsanız ufak ufak değişimler içerisindeyken dükkanın yerini ya da mekanın yerini ya da bulunduğunuz alanı komple değiştirme kararı ve yer arayışı içerisindesiniz. Hayırlı olsun, güzel bir nokta size bereket getirecek diyorum. Eğer ki aile işiniz ve aileyle alakalı çalışmalarla ilgili bazı krizleri düzeltmek için doğru bir nokta. Yurt dışı mailiniz ya da yurt dışı ile alakalı iletişim içerisinde beklentileriniz varsa daha keyifli, daha hızlı akış sağlanacak. Gideceğiniz yolculuklar biraz stresli gibi gözükse de içinde olduğunuz alan çok keyifli ve güzel geçecek ve hafta bitmesin diye dua edeceksiniz diyorum. Dedim bile. Yalnız sevgili yengeçler, bu ara iş çevrenizde tırnaklarını sıkıştırmış insanlara dikkat edelim. Laf enerjisi çok fazla var. Lafa kanıp kendinizi insanların içerisinde zor durumda bıraktırabilir bu insanlar. Mümkün olduğu kadar kimseyle muhatap olmayın. Olmamanız gerektiğini de uyarıyorum. Bu ara rejim kafanız var. Sağlıklı beslenme kafanız var. Şimdiden kararınız doğrudur. Vücut yağlarınızı oturtmanız gerekiyor diyorum. Sevgili yengeçler, bu ara evlilik ya da söz nişan tarihleri aileler içerisinde belirlenme noktasına doğru gidecek. Yalnız bu ara aileleri karıştırdığınız takdirde terslikler söz konusu olabilir. Sözünüz, nişanınız biraz geride kalabilir. Buna hazırlıklı olmanızı istiyorum. Bu ara eski ilişkilere özlem duyabilir ama yeni kısmetleriniz var. Yeni kısmetlerinizi gözden geçirmeniz size iyi gelecek. Ve uzun süredir ilişki yaşamayan sevgili yengeçler, ilişki terapisti ya da kendi enerjinizi düzeltecek yenilikler katmanız lazım. Evet, çok mücadele veriyorsunuz, olmuyor ama sizin de bir adım atmaya, üzerinizdeki bu negatife atmaya ihtiyacınız var. Evli çiftler için bu ara çocuk planı, çocuklarınızla alakalı odaları ya da yatakları, yorganları ya da artık ne değişmesi gerekiyor? Belki eğitim sehpaları ya da çalışma masaları değişmeye ihtiyacı var. Bunun için araştırma sizin enerjinizi yiyecek, iyi geleceğini düşünüyorum. Yalnız evliliği ters gidenlerde tekrar bir anlaşma yolunda devam etme gibi gözükse de dilinizi eğer sert tuttuğunuz sürece bu evlilik ileriye değil geriye doğru gidiyor. Biraz anlayışlı olmamız gerekiyor ve ilişkimizi sapasağlam noktada belirlememiz lazım. Mutlu çiftler için evet, bu ara en çok ailenizin, yakın dostlarınızın sağlık problemleriyle alakalı yaşayacak bazı krizler olsa da sonu sizin için huzur ve mutluluk getireceği bir hafta uyarısı var. Yani sevgili yengeçler, özellikle sevgili yengeç çiftlerin aile büyüklerinden kaynaklı miras tartışmaları, mal tartışmaları
daha yoğun bir tempoda söz konusu olacak. Mahkemelik unuttuğunuz evraklar ya da mahkemeyle ilgili olumsuz gidecek süreçlere de hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Evet sevgili gençler, eğitim konusunda başarıya doğru gideceksiniz ama aşk enerjiniz var, buna da hazırlıklı olun. Sevgili ev hanımları, bu ara çocuklarınızla güzel yemek, güzel keyifli vakit geçirmek istiyorsunuz ve dilinizi artık daha çok yumuşatıp onlarla keyifli sohbet etmek istemeye karar verdiniz. Bu doğru bir karar diyorum. Sağlık olarak dikkat etmeniz gereken alerjik astımınız ya da KOA rahatsızlığımız ve tiroidlerinizle alakalı sıkıntılar söz konusu olabilir. Lütfen bir doktora gidip bir check-up yaptırmanız sizin için daha sağlıklı. Mutlu ve güzellikler sizlerle olsun. Yorum yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun diliyorum. Evet, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı takip etmeyi unutmayın lütfen. 21 Mart Pazartesi günü saat 09.06'da Jüpiter ve Merkür Balık burcunda kavuşum gerçekleşiyor. Mümkün olduğu kadar şanslarınızı doğru değerlendirmenizi ve bu şans size farklı noktalardan geleceğine, mesela ilişki konusunda, mesela ilişkinizle alakalı netlik konusunda. 23 Mart Çarşamba günü 20.43'te Neptün ve Merkür balık burcunda kavuşuyor. Birçok insanla laf dalışımı, sertlikler ve egolar savaşabilir. Hazırlıklı olmamız gerekiyor. 27 Mart Pazar günü saat 10.45'te Merkür Koç burcunda geçiyor ve ilerliyor. Bu herhangi konuda ne yapmak istiyorsanız doğru bir enerji, doğru bir noktaya doğru geçiş sağlayacaksınız ve hedefleriniz için doğru bir hafta diyorum. Evet sevgili aslanlar, neler olacak onlara bakalım. İş konunuzla alakalı çevrenizdeki insanların göz enerjisi sizin üzerinizde olacak. Başarınız ve gülümsemeniz size çok güzel şanslar katacak. Bulunduğumuz noktada değişimler, istediğimiz noktanın basamağına doğru ilerleyecek gözüküyoruz ve mümkün olduğu kadar ekstra primleriniz, paranızla alakalı daha güzel olumluluk haftanız size güzellikler getirecek. Evet, o kurumsal bir alandaysanız, bulunduğunuz noktada bir değişim, beklediğiniz bir mail ile ilgili olumlu bir süreç ve bu olumlu süreç size mutluluk getirecek gözüküyor. Eğer devlette çalışıyorsanız, devletle alakalı yaşanacak kargaşaya hazırlıklı olmanız lazım. Bulunduğunuz noktada işte rütbe değişimleri, farklı noktalara kaydırma ve bulunduğumuz alanda herkes böyle bir göz üstünde gözüküyor. Siz de dikkatli olmanızı öneriyorum. Kendi işini yapanlar da çok şanslı bir hafta. Para kazancınızın hızlanacağı, kendinizi daha motivasyonunuzun arttıracağı bir noktada enerji size ışık gibi geçiş sağlayacak. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Ortaklı iş yapıyorsanız da kazançlarınızda beklenmedik artışın ve yeni şube ya da yeni oluşumlar için güzel noktalar söz konusu ve artık kendinizi ifade edeceğiniz farklı alanlar da merak sarıp kendinizi farklı alanlarda da büyük enerji yakalatabilirsiniz diyorum iş konunuzda. Yalnız bu ara sosyal medya ağlarında iş yapmayı, kendi reklamınızı yapmak istiyorsanız tam zamanı, enerjinizin en yüksek olduğu bir hafta. Bunu doğru değerlendirdiğinizde de siz artık başarıya doğru odaklanacaksınız. Bu araba kredi borcunuz, kredilerle alakalı bazı yaşadığınız krizleri daha planlı şekilde ve masraflarımızı daha alt bir kademeye iterek kendi bilançomuzu daha yukarı çıkartma kararı içerisinde olacağız. Yalnız ev kredi borcunuz varsa, araç borcunuz varsa bazı yaşadığımız krizlerden korkularınız olabilir. Yavaş bir sistemle ödenecek, endişe etmenize gerek yok diyorum. Bu arada özellikle kendi evinizi daha büyük bir alanı taşımak isteyen aslanlar için satış dönemi var ama buradaki satış yapacağınız yer değerlenecek diye biraz daha düşünmenizi öneriyorum. Sevgilisi olan ve evlilik teklifi içerisinde bekleyenler biraz daha zamanı var. Evet, hayatınızdaki insan size doğru adım atacak ve evlilik yoluna gidecek. Endişe etmenize gerek yok. Ama ilişkisi ters gidip ayrılık kararı içerisinde, mesela uzun süredir ilişkiniz varsa ilişkiniz ayrılık yoluna doğru gidiyor. Bir an önce buna çözüm atmadığınız takdirde terslikler ve sıkıntılar söz konusu. Ama bu ara evliliği çok güzel giden değerli çiftlerimiz için, bu arası eşiniz ya da siz eşinize hediye alabilir, ilişkiyi daha yüceltecek noktalar evresindesiniz. Hatta çocuk kararı verenler için güzel bir fırsat, güzel bir karar, çocuk tedavisi, çocuk istiyorsanız bunlar için çok doğru bir süreç. Bu ara eşiniz ya da kendi ailenizin bazı sıkıntılarından dolayı
kendimize ait alanları onların dertleriyle, onların sıkıntılarıyla geçireceğiz ama sonu her iki insan için de hayırlı olacak. Aileniz için de, çevreniz için de hayırlı olacak. Çünkü uzun süredir çözülmeyen miras ve tartışma konuları had safhadaydı. Ve burada iletişimde yaşadığımız krizler ve kırgınlıklar vardı. Artık küskünlükler bitecek. Daha bir bütün olma evresine doğru ilerleyeceğiz. Yalnız boşanma kağıdı elinde bekleyen çiftlerimize sesleniyorum. Ev sizin ama boşanmakta doğru musunuz? Karar size diyorum. Çünkü hak ettiğiniz zorluklar vardı. Bu kadar mücadeleyi bunun için mi yaptınız? Bunu da bir kez gözden geçirmenizi öneriyorum. Bu ara en çok da ailemize ait bazı müteahhit toprak arsa konuları ile ilgili anlaşmalar söz konusu olabilir. Özellikle tarım işi, toprak işiyle uğraşan sevgili aslanlar için çok güzel bir artı kazanç ve devletle alakalı bazı borçlarınız varsa rahatlama evresine doğru gidecek. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum sevgili aslanlar. Bu ara araç ticareti yapanlar da hani araç bulamıyorum, ben araç satmak istiyorum ve araç almak isteyen çok insan var. Bu ara böyle bir yoğun bir temponuz var. Bunu gözden de geçirin. Sevgili gençler, eğitim konusunda hedeflediğiniz yurt dışı ile ilgili planlarınızın kapısı açık, korkmanıza gerek yok. Dil eğitiminizi güçlendirmeniz lazım. Sadece bunu öneriyorum. Sevgili ev hanımları, bence en güzel haftanın tadını çıkartın. Bu hafta keyifle evinizde yapacağınız bir sürü işler var. Özellikle mutfak dolapları, kıyafetler tek tek değişim evresine doğru gidiyor. Şimdiden kolay gelsin ve ütüden nefret edenler artık kolay kolay ütü yapar mısınız bilmiyorum. Sağlık konusunda özellikle eklem ağrılarınız, kas sıkışmalarınız ve baş dönmelerinize dikkat edin. Hoşça kalın. Abone, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Güzel bir hafta sizlerle olsun. Evet, 21 Mart 09.06'da Jüpiter Merkür Balık Burcu'nda kavuşum gerçekleşiyor. Mümkün olduğu kadar söylenecek sözler içimizde kalmalı diyorum. 23 Mart Çarşamba günü 20.43'te Neptün Merkür Balık Burcu'nda kavuşumu gerçekleşiyor. Çevrenizdeki insanların yanlış anlaşmalarına kurban olabilirsiniz. 27 Mart Pazar günü saat 10.45'te Merkür Koç burcuna geçişiyle herhangi bir konu, neyse pürüzlerinizde, yavaş yavaş çözülmek için doğru bir oluşum evresine doğru, doğru bilinçaltı, doğru oluşum size çok güzel kazançlar sağlayacak. Yani ne yapmanız lazım? Öfkeyi geride bırakıp kendinize odaklanıp hayatta ne istediğimizi bulmanız lazım. Sevgili Başaklar, bu hafta size neler bekliyor? Kısa notlar söylüyorum. İş konularınızla alakalı yoğun geçecek bir hafta, hatta en yoğun olacağınız bir hafta. Hesaplar, kitaplar, yazışmalar, mailler, toplantıların en yoğun olacağı bir hafta. O yüzden doğru bir şekilde uyku dengenizi ve bu toplantılar ve yapacağınız işler sizin daha çok başarınıza doğru odaklanmanıza yardımcı olacak. Mümkün olduğu kadar şık giyiniyoruz, odaklanıyoruz. Ortaklı bir iş yapıyorsanız, ortaklı süreçteki var olan sıkıntıları göz ardı etmemeniz gerekiyor. Göz ardı yaptığınız sürece krizlere açık olmanız gerekiyor. Bu ara ortaklı işleri böyle kenarda yaparım, hallederim havasından çıkmanız lazım. Kendi işini yapanları, yani sadece tek başına kendi işini yapanlar için beklenmedik ufak ufak paralar sizin bu borçlarınızla alakalı mucize şeklinde ödenme haftası söz konusu olacak. Eğer ki kurumsal bir firmadaysanız yerinizdeki değişimle alakalı aksiliklere açık olun ama mücadeleye devam etmeniz lazım. Devlet kapısında çalışıyorsanız ve farklı bir alana geçiş yapmak istiyorsanız bununla ilgili fırsatlar var. Özellikle bir erkekten alacağınız erkek enerjisini, otorite erkek enerjisini fazlasıyla gösteriyor. Alacağınız oluşum sizin gitmenize yardımcı olacak diyorum. Ve hiç korkmanıza gerek yok. Gideceğiniz yolculuk size güzel ve yeni kapılar, yeni fırsatlar da yaratacak. Bu ara duygularınızı kontrol edemeyebilir. Öfke hakimiyeti içerisinde olsanız da birçok yurt dışı ile alakalı yerleşim, iş konularınızla alakalı birçok mail olumlu şekilde hayatımıza geçiş sağlayacak. Ama sizin kararsızlıklarınız biraz yorucu olabilir. Buna dikkatli olalım. Özel hayat konusunda biraz daha platonik takılmak, kendi içinizde var olan dengeyi unutmak enerjisindesiniz. Mümkün olduğu kadar platonik ve etrafınızda beğendiğiniz kişileri, sizinle hiçbir alakası olmadığını siz de farkındasınız ama beyin oraya odaklanmış gözüküyor. Mümkün olduğu kadar çıkma vakti diyorum. Eski sevgiliniz ile ilgili haber bekliyorsanız, hala gelecek, benim ona karşı umudum var diyorsanız, bence çok daha o sizi unuttu, başka yelken açtı. Siz yeni yelken açmak isterseniz özellikle 20
25-26 Mart sizin için çok olumlu ve keyifli. Yeni aşk enerjisi size mutluluk yaratacak diyorum. Bu ara ilişkinizin hani ben ciddi ve aileler tanışsın diyorsanız, evet, aileler için Nisan ortasına kadar tanışma ve olumlu diyaloglar söz konusu olacak. Bence bunun tadını şimdiden çıkartın. Bu da size iyi gelecek. Eğitim hayatınızla ilgili yabancı dil kurslar, farklı aktif olmak istediğiniz noktalarla ilgili olumlu süreçleriniz var. Kendinizi bu noktada daha ılımlayarak, enerjinizi daha doğru aktararak, yeni eğitimler alarak kendinizi ispatlama enerjiniz var ve bunu da başaracağınıza inanıyorum. Ev taşınmak, yeni bir ev arayışı içerisinde olan Başak burçları için çok güzel bir ev kapınız var. Özellikle 27 Mart Pazar gününe kadar eviniz şimdiden hayırlı olsun. Size uğur getirecek gözüküyor. Ailenize ait satmaya çalıştığınız bir ev, toprak, arazi ile alakalı anlaşmalarda terslikler olabilir ve her iki tarafta birbirini yanlış anlayabilir. O yüzden hani dolandırılmaya, yanlış oluşumlara dikkat edelim, zarar görmememiz gerektiğini uyarıyorum. Mahkemelik sorunlarınız varsa, evet, mahkeme haftanız var ama ertelenme gibi durumlarımız da var. İş mahkemeniz, para mahkemenizle alakalı birçok şey ertelenecek. Buna da açık olmamızı öneriyorum. Sevgili Başaklar, eğer ki evliliğim benim pürüzlü gidiyor ve hala sorunları çözemedim diyorsanız, karı koca ilişki terapisine gidip yoga, meditasyon, kendi enerjinizi yeniden tatmanız lazım. Çünkü ilişkide çok fazla soğukluk ve enerji yıpranması söz konusu. Yani bu ilişki bu şekilde yürümeyeceğine her iki tarafta karar vermeli diyorum. Son zamanlarda evliliğini düzelten ve iyileştirmeye çalışan Başak burçları, ev alma, yeni bir oluşum ve güzel bir noktanın tadına varacaksınız. Evliliği çok iyi giden çiftlerimiz için de en önemli şey, kendi kariyerinizle alakalı yeni başvuracağımız noktalar başarı getiriyor. Hem ilişkimiz için hem para kahanemiz için de verimlilikler söz konusu. Araç konunuzla alakalı ufak tefek kazalar ya da araç yenilemek için bahaneleriniz olabilir. Buna ihmal etmeyelim. Sevgili gençler, eğitim konusunda odaklandığınız noktada başarı sağlayacaksınız. Sadece çok fazla sinirli ve agresif yönünüz var. Bu da duygusal evrede sizi yıpratıyor olabilir diyorum. Sevgili ev hanımları, evet, bu ara her şeyi yeniden yapılandırmak, ev değişikliği ya da evle alakalı huzursuz olduğunuz noktalarda ufak tefek tadilat konularımız var. Bu da sizin enerjinize iyi gelecek. Eşinize sürpriz ya da hanımınıza sürpriz zamanı geldi diyorum, bilginiz olsun. Evet. Bu ara sağlık konusunda özellikle takıntılarımız, düşüncelerimiz, kafamızı yoracak şeylerden mümkün olduğu kadar uzak durmamız lazım. Çünkü beyin devamlı konuşuyor ve uykuda da konuşuyor. Lütfen bir sakinleştirme dönemi. Son zamanlarda da kırık çıkık konularımıza dikkat etmemizi öneriyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Yorum yapmayı, abone olmayı, bende olmayı, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hayat paylaştıkça güzeldir. Hoşça kalın. Sevgili teraziler, 21 Mart Pazartesi günü 09.06'da Merkür Balık burcu ve Jüpiter'le kavuşumu gerçekleşiyor. Hem şanslı hem de şanssız bir evrede söz konusu olabilir. Daha dikkatli olmanızı. 23 Mart Çarşamba günü 20.43'te Neptün Merkür Balık burcu kavuşumu gerçekleşecek. Empati dolu sözler, karmaşık bir karakter sizi zorlayabilir. 27 Mart Pazar günü 10.45'te Merkür Koç burcuna geçişiyle ilerliyor. Bu da sizin yeni oluşumlar için güzel fırsatlar yakalayacağınız ve olmadık şeyler size sürpriz bir şekilde hayatınıza geçiş sağlayabilir. Evet, bu hafta terazileri neler bekliyor? Kısa kısa notlar verelim. Sevgili teraziler, işinizle alakalı beklenmedik imkanlar, fırsatlar size olumluluk doğrusuna ilerliyor. Uzun süredir iş beklentiniz varsa, bulunduğunuz noktada değişim fırsatları bekliyorsanız, bu hafta bunları şansa getirebilir. Şans kapınız size doğru noktada getiriyor. Sadece korkularınızı yenip enerjinizi daha yeni kapılar için hazırlamanız lazım. Özellikle de bulunduğunuz noktada alternatif bir konum değişimi söz konusu olacak ve bu değişim size artı kazanç sağlayacak. Bunun da tadını çıkartalım. Özellikle sosyal medya, medya sektörü, iletişim sektöründe çalışanlarda da farklı bir sektörden gelecek teklifi de değerlendirmek için doğru bir hafta. Korkmanıza gerek yok. İşin çok hareketli ve sizin şans enerjinizin daha yoğun olacağı bir nokta. Bu fırsatlar size maddi ve manevi olarak güçlenmenize yardımcı olacak. Kurumsal bir alandan farklı bir alan ya da yurt dışı ile alakalı bağlantı diyaloğu içerisinde olduğunuz noktalar için
olumluluklar söz konusu ve gitmeye hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Devlet kurumundaysanız ve kurumla ilgili yaşadığınız kriz ve bulunduğunuz alandan memnuniyetsizseniz, farklı bir değişim noktası ile ilgili yazınız olumlu şekilde hayatınıza geçmiş olacak ve bu da sizin gideceğiniz yerde daha huzurlu olmanızı gösteriyor. Eğer devlet işi beklentiniz varsa bununla ilgili çok başlı, şu an için olumsuz görüyorum ama Nisan ortasında bu tarz şans kapılarınız var, değerlendirmenizi öneriyorum. Serbest iş yapıyorsanız kazançlarınızda özellikle sanatsal, spor, aktif olduğunuz noktalarda isim ve ünvanınızın daha hızlanacağı ve markalaşmaya doğru gideceksiniz. E-ticarette yapacağınız yeni işler ve yurt dışı ile bağlantılı işler size çok keyifli kazançlar elde edecek. Korkmayın, cesaretinizi daha çok hızlandırın. Çünkü olumsuz gördüğünüz birçok şeyde sürpriz paralar sizin hayatınıza renk getirecek diyorum. Özellikle de kendi işini yapanlarda bulunduğumuz yeri daha büyütmek, farklı oluşumlar yaratıp renklendirmek istiyorsunuz. Tam zamanı, gücünüze güç katmak size keyif verecek diyorum. Ortaklı işlerde en önemli şey ortağınızla iletişiminizin çok sağlam olduğu bir döngü. Planlayacağınız projeler, ağ sistemini doğru kurduğunuzda yerinizi büyütmek, yeni oluşumlar içinde güzel evreler var. Hatta ortağınızın yurt dışı kapısıyla ilgili beklediği yenilikler işimizin daha büyük alanda hızlanacağı ve daha büyük şanslar getireceğini uyarıyorum. İşsel mahkemeniz varsa, çözülemiyorsa bunlarla ilgili tazminat haklarınız ya da birikmiş paralarınızla ilgili haklarınızı faiziyle alacaksınız ve Nisan bitmeden de bunun sevincini şimdiden yaşıyorsunuz. Hatta ev bakan teraziler, bu hafta eviniz hayırlı olsun, anlaşmanız hayırlı olsun. Size olumlu ve güzel bir ev enerjisi de var gözüküyor. Bu da keyif verecek. Bu ara kendi içinizde evde iş yapan ve ev alanını farklı alanı taşımak istiyorsanız şu an için bulunduğunuz nokta doğrudur. Şu an taşınmanıza gerek yok. Bunun için Eylül ayına ihtiyacınız var. Şu an oturduğunuz yerde diyorum. Sevgilinizle ilgili bazı karışık duygulara girebilir. Aldatılma, güven problemi ve böyle kararsızlıklar içerisinde olabilir ve karşı tarafı yıpratabilirsiniz. Aman gereksiz sözlerden uzak durun diyorum. Bu ara aşk enerjiniz çok fazla var. Tercihlerle alakalı noktada biraz kararsız ama bir yakın bir dostunuzun biriyle tanıştırması size evlilik yoluna doğru gidecek enerjiyi veriyor. Ben tanışmam demeyin. Lütfen ortaklı arkadaşlarla geçireceğiniz sohbetteki kişileri gözden geçirmenizi öneriyorum. Ayrıldığınız bir kişiden ufak bir mesaj, mail alabilir ama onun hayatında başka biri olduğunu duyup canınız sıkılabilir. Buna da hazırlıklı olmanızı önerdim. Çoktan önerdim. Evli çiftler için bu hafta daha keyifli ve güzel bir hafta sizi bekliyor. Birlikte vakit geçirmek, hatta hafta sonu daha keyifli tatmak, birbirimize yeniden aşık olma enerjisi daha had safhada. Hatta çocuklarınızla pazar günü şimdiden planınız var. Güzel gideceğiniz yolculuk. Bu ara evde değişmesi gereken bazı ufak tefek mutfak ve banyo problemleriniz gündemde olabilir. Karı koca bunlarla alakalı yapacağımız projeleri çizebiliriz. Hatta ailenizden de destekle birlikte daha geniş tadilat kafamızda olabilir. Hayırlı olsun diyorum. Boşanma fikri olan çiftlerimiz için avukatlar devreye girdi. Boşanma yol hazırlığınız var. Davalar biraz daha ağır ilerliyor olabilir. Siz kendi düzeninizi, hayatınızı kurdunuz. Kalbinizde de başka bir insan olabilir. O yüzden hızlandırmak istiyorsanız daha bunun vakti var. Yavaş yavaş bu düzende oturacak. Bu ara çocuk tedavisi düşünen çiftlerimiz için olumlu bir hafta yapabilirsiniz. Olumlu da evrede söz konusu olacak. Sizin en önemli, sevgili gençler, size sesleniyorum. En önemli şey, kafanızda çok fazla tilkiler dönüyor. Eğitiminize önem verin, tilkileri geride bırakın. Aşk içinde kırılan kalbinize şifa evreniz var. Sevgili ev hanımları, tadilat dedim ama sizin dizleriniz ve bu ara eklem ağrılarınız ve kilo problemlerinizi bir an önce çözmeniz lazım. Sağlık konusunda tüm terazi burçları, özellikle bel ve boyun fıtığı ve migren ağrılarımız daha ya da sinüzit ağrılarımız baş dönmemize sebep oluyor olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu ara araç bakıyorsunuz. Hadi bakalım hayırlı olur mu bilemedim. Öpüyorum. Sevgili akrepler, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Abone olmayı, yorum yazmayı, bende olmayı, paylaşmayı, hayat paylaştıkça güzel olduğunu bana da ispatlayabilirsiniz. 21 Mart Pazartesi günü 09.06'da Jüpiter-Merkür Balık Burcu'nda kavuşum gerçekleşiyor. Hem şansınızla alakalı değişmesini istediğiniz noktalar için olumlu,
23 Mart Çarşamba günü 20:43'te Neptün Balık burcunda kavuşumu gerçekleşiyor. Aile içerisindeki yaşayacağınız karmaşıklıklardan uzak durmanız gerektiğini uyarıyorum. 27 Mart Pazar günü saat 10:45'te Merkür Koç burcunda ilerliyor ve yeniliklerle ilgili yeni iş beklentileriniz, oluşmasını istediğiniz birçok şeyde hızlanma ve anlaşacağımız yolculuklar size güzel keyif getirecek. Bu hafta neler olacak? Ufak ufak size uyarıyorum. Siz de keyfini çıkartın. Sevgili akrepler, özellikle işinizle alakalı hızlanacak yeni anlaşmalar, yenilikler size keyif verecek. Hatta ve hatta konum değişimi, rütbe değişimi, işinizle ilgili fırsatlara, parasal evredeki değişimlerin tadını çıkartacaksınız. Bu da size olumlu ve keyifli bir haftanın başlangıcı olarak size sinyaller veriyor. Özellikle kurumsal bir alanda çalışıyorsanız ekip arkadaşlarınızla yaşayacağınız tartışmalardan, konuşmalardan, üsluplardan uzak durmanız gerekiyor. Yoksa aksi takdirde sizin canınız sıkılabilir ve üzülebilirsiniz ve inandığınız insanlar sizi incitebilir. Kurumsal devletle bağlantılı noktada çalışanlarda yer değişimleriyle ilgili sinyaller havada uçuşuyor ama üst düzey yöneticileri de değişecek. Buna da hazırlıklı olmanız gerekiyor. Devletle çalışıyorsanız devletle alakalı bulunduğunuz noktayla ilgili krizler daha sert bir şekilde devam edebilir. Siz yerinizi kontrol edin. Önemli olan o benim için. Başkalarının etrafındaki yaşanan dedikodulardan uzak durmanız, hem rütbeniz hem konumunuz hem de hiçbir olayla ilgilenmiyormuş havası size iyi gelecek. Çünkü farkında olmayarak siz farklı bir noktanın bölümünü kazanacaksınız. Bu da size iyi gelecek diyorum. Bu ara eğitim konularınızla ilgili eksik hissettiğiniz Fransızca, Çince, Japonca bu tarz meraklarınız varsa eğitim şimdiden dil eğitiminiz hayırlı olsun. Ama yüksek lisans ya da farklı alanlarda başvuru yapmak istiyorsanız ya da üniversiteyi tekrar okumak istiyorsanız güzel bir başlangıç var. Bu enerjinizi mümkün olduğu kadar doğru tutun ve bu noktaya da başaracaksınız diyorum. Kendi işini yapanlar da parasal evrede çok risk alabilir ve bu risklerde ödemede zorluk yapabilirsiniz. Aynı tempoda devam edin, risk almadan ufak ufak birikimleri ekstra kazançlara dönüştürmek istiyorsunuz ama bu size ekstra zararlar olabilir. Mümkün olduğu kadar bulunduğumuz alanda devam edeceğiz. Ortakla iş yapıyorsanız ortak ailesinden kaynaklı, ortağınızın aynı ailesinden kaynaklı sorunlar ve bu sorunlar iş hayatımıza yansıyabilir ve gereksiz atışmalar, iş ve iş ortaklık riskimizi daha fazla zorlayabilir. Mümkün olduğu kadar dışarıda halledin. İş yerinde hallettiğiniz takdirde iş ortaklığımız zarar görecek gözüküyor. Yurt dışı iletişimiyle alakalı haber, yolculuk, iş seyahatinizle ilgili beklentileriniz varsa potansiyel olarak çok açık ve bunlarla ilgili mailleriniz olumlu şekilde gitmek istediğiniz ya da yapmak istediğiniz kapılar size olumlu şekilde açık olarak gözüküyor. Sevgili akrepler, eğer işsizseniz ve hala iş probleminiz varsa çok yakın bir dostunuz, geçmiş iş dostunuzdan gelecek iş teklifi sizi mutlu edecek gözüküyor. Eğer ki iş mahkemeniz ya da iş iade mahkemeniz varsa size olumluluk var. Mümkün olduğu kadar avukatınız bastırsın, zafer sizin gözüküyor. İlişki konusunda sakinlik ve sessizliği tercih edeceksiniz. Karşı tarafın olumsuz ve tutumsuz tavırları sizi çok fazla yoruyor. O akışa bıraktık. O karar versin, ben ona göre ilişkiyi devam ettiririm diyen sözler çok fazla dilinize hani tekrar edecek tekerlek gibi. Ayrıldığınız bir insan varsa ve özellikle son bir aydır ayrıysanız sevgiliniz size geri gelmiş ve özür dileyecek, hatta ciddiyetini de hayatınıza geçirecek. Nişanlı ya da sözlü çiftlerde aile tartışmaları, hani parasal konuda tartışmalar ilişkiyi zorlayabilir ve ayrılığa sebep olabilir. Mümkün olduğu kadar ilişkiyi aileye katmamak gerektiğini, tamam söz nişanı oldu ama sizin almanız gereken noktaları onların karışmaması gerektiğini uyarmanızı öneriyorum. Evli çiftlerimiz için bu ara iş konularından kaynaklı ve yorgunluklardan kaynaklı birbirimize vakit ayıramıyoruz. Hadi bu hafta sonu birbirinize vakit ayırın. Sevgiyi tekrar canlandırmanız gerekiyor. Çünkü çok soğukluk ve sert giden bir nokta. Hatta sürpriz yapabilir, ona çiçek yollayabilir ya da ona güzel bir kol düğmesi alabilirsiniz diyorum. Evliliği riskli olan ve hala çözemediğiniz ve hala aynı noktada tıkan sevgili akrepler, bence artık bu yolculuk artık çok uzadı. Çocuklar da sizde, aileler de yıprandı. Kırılmadan, incinmeden bir an önce çok toparlamanız gerekiyor. Yoksa sert ve sözler acayip çirkinleşecek. Çözüm şart diyorum. Bu ara evde koltuk değiştirmek,
misafir odasının takımını değiştirmek ve mutfak tabak çanak merakı olanlar, alışveriş keyfiniz fazla, abartmayın, tencere tava dolu artık lütfen yapmayın. Sevgili gençler, eğitiminizle ilgili biraz aksatıyor olabilir, dışarıya önem veriyor olabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar eğitiminizi ön planda tutmanız lazım. Sevgili ev hanımları, hırdavat almayı bırakın, biraz para tutmanız lazım. Çünkü riskler var, bunlar çözülmesi lazım. Ailenize ait çözülmeyen miras konuları gündeme gelecek. Dedenizin dedesinden kalan mallar hala çözülmedi. Kardeşler kendi arasında birbirini yese de ölen ölene hala miras çözülmedi. Bilginiz olsun diyorum. Bir de çocuklarınızla ilgili bir yatırım kararı verdiyseniz toprak ve arazi sizin için olumlu gözüküyor. Özellikle toprak ya da hayvancılıkla uğraşan sevgili akrepler, bu ara şanslısınız. Bereketiniz artacak, korkmanıza gerek yok. Sağlık olarak göz alerjiniz, gözle alakalı sorunlar, katarak, aile büyüklerimizde katarak sorunları olabilir. İhmal etmeyin. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Sevgili yaylar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerle olsun. Tabii ki 21 Mart Pazartesi günü 09.06'da Jüpiter Merkür Balık burcunda kavuşum gerçekleşiyor ve bu gerçekleşmede kendinize ait kırgın olduğunuz notları alın lütfen. 23 Mart Çarşamba günü 20.43'te Merkür Balık burcu kavuşumu gerçekleşiyor. Çevrenizdeki iletişimler sert olabilir. Dikkatli olmanız lazım. 27 Mart Pazar günü saat 10.45'te Merkür Koç burcunda ilerliyor. Hızlanmak, yeniliklerle ilgili hedeflediğiniz birçok şey akışı çok güzel geçecek ve anlaşmalarla ilgili terslikler düzelmeye doğru gidecek ve istekleriniz yavaş yavaş rayına oturacak. Bence bunu hayata daha hızlı geçeceğine, özellikle dini konularımız, içsel dünyamız, yani eğitim konularımızın daha revaçta olacağı bir nokta. Evet, bu hafta neler oluşuyor. Kısa kısa notlar veriyorum. Sevgili yaylar, iş konunuzla ilgili aksilikleri görmek için çok doğru bir hafta. Yani sizde mi hata var, çevrenizde mi bir hata var, bir bunu analiz edelim. Ve inandığınız, güvendiğiniz insanların sahtekar yönünü daha net bir şekilde göreceğiniz bir hafta. Ama konumunuz ve mertebenizle ilgili çok daha mücadele edeceğiniz bir dönemin haftası. Ama başarı sizin için kırmızı ışık gibi hızlı geçecek ve başarmayı sağlayacaksınız diyorum. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız ekip bir dağınık bir kafa, ruhlar çok böyle karışmış olacak, kimse konsantre olamayacak, ama siz lütfen enerjinizi mümkün olduğu kadar ekip arkadaşlarınıza yayın, başarılar sizinle birlikte alkış tutacak diyorum. Devlette çalışıyorsanız devletle alakalı noktada bazı krizler için biraz daha şanssız bir hafta, özellikle yönetim, bulunduğunuz alan ve sistemin karışacağı, telefon, mailler ya da sosyal medya ağlarının tıkanacağı bir hafta olacağı için aksilikleri gözden geçirerek ona göre temkinli dosyalarınız, evraklarınızı mümkün olduğu kadar dikkatli okumanızı öneriyorum. Evet, kendi işini yapanlar için biraz parasal evrede kaygı, endişe, korku, yapabilir miyim, yapamaz mıyım, parasal gücümü nasıl toparlayacağım diye düşünceleriniz olurken çarşamba ve cuma günü size ekstra paralarla borçlarınızla ilgili krizleri yavaş yavaş ödemenize yardımcı olacak. Eğer ortaklı büyük bir iş alanında çalışıyorsanız ve kendinize aitse burası, yurt dışı ile ilgili işlerinizde çok hızlı gelişecek olaylar ve hatta markanızın büyümek için güzel fırsatları yakalayacağı ve doğru ağ sistemini kurduğunuzda da başarınıza başarı katacağınız bir hafta. Yalnız bu hafta çok fazla alışveriş ruhunuz olabilir, gereksiz harcamalar yapabilir, kendi güzelliğinize ekstra kazançlar sağlatabilirsiniz. Tabii ki güzellik dokunuşları için ekstra kazançlar yaşlılığınız için lazım. Şimdiden bu dokunuşları güzel güzel yapmanızı öneriyorum. Çünkü cilt her zaman insanın kıyafetidir. Cildinize güzel bakmak lazım. Kıyafetimiz her zaman var olmalı çünkü. Duygusal olarak gergin olduğunuz konuşmalar geride kalacak. Birbirimize daha güzel ifade eder kullanacağımız bir hafta, sevgili, ilişki, özel hayat konusunda daha anlayışlı bir haftamız söz konusu olacak. Bu ara ilişkinize evlilikle ilgili konuşmalar, sözler, hediyeler kafanızda var ama cesaretiniz yok. Hadi cesaretini topla, karşı taraf bunu dört gözle bekliyordu. Geçmiş bir ilişkiyle ilgili içimde kaldı uhtem bunu
onu söylemek istiyorum diyorsanız, çok tesadüf bir noktada yazışmalar söz konusu olacak. Hadi bu içindeki kalan ufkeleri de karşı tarafa yansıt. Aman inanıp da aynı aşk acısında çırpınışlar yaşama diyorum. Bu ara yakın dostlarınızla geçireceğiniz seyahat ya da yolculuk ya da geçireceğiniz sohbetler size yeni insanlar tanışmanıza ve yeni ilişkiler için de fırsatları yakalamak için çok doğru bir evre. Bence bol bol arkadaşlarınızla vakit geçirin. Bu size güzel aşk kapılarını da getirecek. Evli olan çiftlerimiz bu ara en önemli şey, evde çocuklarınızla alakalı eğitim konusunda ters düşebilir. Birbirimize bıtbıtlanabilir ve çocuklarımızın davranışlarından rahatsız olup çocuk pedagogu, psikolog araştırmasına girebiliriz. O yüzden aynı şekilde onlar araştırmasına girerken siz de nerede hata yaptığınızla ilgili bir psikolog ya da psikiyatristten yardım danışmanlığı alabilir. Çocuklarınızdaki iletişimi toparlarken kendi iletişiminizi de toparlamanıza yardımcı olacaktır. Boşanma fikri olanlar da biraz daha geri atma, korkma, kaybetme endişesine girdiniz. Hadi bakalım bu kaybetme endişesi size ne kadar şans getirecek diyorum. Belki de doğru şansı bu dönem kullanmanız lazım. Siz de hatalıydınız, yalanlarınız vardı. Yalanlar artık yavaş yavaş düze doğru gidecek. Evet, ev taşınması, ev konularınızla ilgili hareketli dönem ama Nisan'ın 10'una ihtiyacınız var. Bu ara satmak, almak konuları Nisan 10'dan sonra daha hareketli olacak. İstediğiniz ev ya da istediğiniz toprak için doğru kararlar içerisinde olacaksınız. En önemli şey de bence çocuklarınızla ilgili yapmak istediğiniz bahçeli evin hayali kim kuruyorsa şimdiden hayırlı olsun. Tarım ya da toprak işiyle uğraşan sevgili yaylar, kazançlarınızda riskler olabilir, toprağınızda biraz terslikler yaşayabilir, hayvancılıkla uğraşıyorsanız hayvanlarla ilgili sağlık problemi olabilir. Mümkün olduğu kadar hayvanlarımıza ait noktayı kontrol etmemiz ve ilaçları ya da düzenli beslenmeyi sağlamanız lazım. Sevgili gençler, eğitim konusunda hedeflediğiniz yurt dışı kapınız hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Bu ara sevgili ev hanımları, Kur'an okutmak, dua okutmak, ölmüşlerimize hayır yapma, mevlüt okutma gibi düşünceleriniz var. Sizin de hayırlı olsun. Bol dualarınız kabul olsun. En önemli şey de sevdiklerinizle güzel bir sohbete de ihtiyacınız var. Sağlık konusunda üreme organlarımız, kadınsal akıntılarımız söz konusu olabilir. Dikkatli olacağız. Ve en önemli şey de boğaz enfeksiyonlarımız ve akciğerde tıkanıklıklar söz konusu olabilir. Sizin de belki ufak bir check-up sizin enerjinizdeki korkularınızı yenebilir. Bol spor yapmanız ve yürüyüşler kaslarınızı zayıflamaya doğru gidiyor. Mümkün olduğu kadar bol yürüyüş yapın. Sevgi ve mutlulukla kalın. Tabii ki bende kalın. Tabii ki bol yorum, bol beğen, bol paylaşı istiyorum. Hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerle olsun. 21 Mart Pazartesi günü 09.06'da Jüpiter ve Merkür Balık Burcu'nda kavuşumu. Çok otorite olacak işlerinizle ilgili yoğunlaşmanız ve zihinsel yorgunluğunuz ve içsel dünyanız karışabilir. 23 Mart Çarşamba günü 20.43'te Neptün Merkür Balık Burcu'ndaki kavuşumu sizin duygu yönünüzü biraz yıpratabilir ve duygusallığınız açığa çıkabilir ve incitici insanları tek tek listeleyebilirsiniz. 27 Mart Pazar günü saat 10.45'te Merkür Koç burcunda ilerlerken yeni anlaşmalar içerisinde olacağınız imzaları çok doğru okuyup onları çok tek tek ve toplantıları kaçırmamanız gerekiyor. Kaçırdığınız takdirde kazançlarda riskler olabilir diye başlıyorum. Ve sevgili oğlaklar, bu hafta sizler neler bekliyor? İş konularınızla ilgili çok yoğun bir toplantı uyarısı verdim. Yapacağınız yeni işler, yeni oluşumlar, yeni fırsatlar, yeni iletişimler size çok artı bir başarı ve yönünüzle alakalı konumunuzla ilgili bu altyapıyı oturtmak için güzel bir hafta fırsatı var. Tadını şimdiden çıkartın. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız, bulunduğunuz sistemin ekonomik kriziyle alakalı büyük bir mücadele, parasal evrede güçlenmesi ile alakalı yeni oluşumlar şirketinizde kalmanızın ayak seslerini veriyor ve şirketinize bu para giriyor diyorum. Sizin alacak konularınızla ilgili ufak ufak ödemeler başlayacak ve bu ödemeler sizi hafif hafif rahatlığa doğru itecek. Evet, devlette çalışıyorsanız artık ben devletten kurtulmak istiyorum, başka kurumsal bir alana ve yurt dışı kapısı bekliyorum diyorsanız bunun için başvurularınız yapın. Çünkü güzel bir teklifle birlikte yurt dışı kapılarınız açık olacak ve veda etme döneminiz başlayacak. Ya da devletin size sunacağı yurt dışı kapısı olumlu cevap verecek ve istediğiniz yolculuk başlayacak diyorum. Kendi işini yapanlar da parasal anlamda biraz daha korkularınız artmış olabilir. Borçlar ve kredilerle alakalı endişeler duyuyor olabilir. Hatta bu iş böyle gitmez, kapatayım kendimi
bir sabit bir noktaya mı geçeyim endişeleri içerisinde olsanız da Nisan ayı sizin için bereketli olacak. Şu an altyapıyı güçlendirmek, hatta ortak alabilir, ortak fikriniz sizin daha çok rahatlamanıza yardımcı olacaktır diyorum. Eğer ortaklı işiniz varsa ve işinizle ilgili krizler ve toplantılarda aksilikler yaşadıysanız, bu hafta bunları toparlamak, iletişimi daha güçlendirmek ve kaygı duyduğunuz noktalarda kazançlarımızı daha verimli noktaya artı getireceğiz. Yani bu demektir ki ortaklı işlerdeki riskler de düzeliyor. Siz de mutlu gülümsemeye doğru hareket ediyorsunuz. İş mahkemeniz, mahkemesel sorunlarınızla alakalı bu hafta yoğun koşturma, avukatla iletişiminizin yoğun olacağı bir hafta söz konusu olacak. Mahkemeler ertelenecek ama siz hakkınız olan davayı kaybetmeyeceksiniz, devam edin diyorum. Aile içerisinde miras konularınızla alakalı karmaşalar, kardeş, dayı, sülale ile alakalı yaşanacak krizlere açık olmanız lazım. Bir toprak için birbirimize çok büyük kırgınlık, küskünlük yaşanabilir. Anneniz ya da aile büyükleriniz kırılabilir. Buna da hazırlıklı olun diyorum. Evet, en önemli şey de sizin kendi isminizi, kendi alanınızı büyütmek, yeni iş alanlarında eğitim alıp kendimi kendi alanımda başarı sağlamak istiyorum diyorsanız eğitim konularınız hayırlı olsun. Gerçekten kendi isminizi marka yapacaksınız. Bence bu kurslar size yeni iş, yeni kapılar, yeni fırsatlar yaratacak. Cesaretini topla, bu yolculuk sana keyif verecek diyorum. İlişki konusunda kırılan kalbim tamir olmuyor. Ben kime elimi atsam ben çürüyorum, o evleniyor diyorsunuz. Evet, bu hafta kalbinizi çok kırılacak bir ilişki sizin canınızı yakabilir. Bir mesaj, bir mail, bir karışık olay şüphelerinizi doğrultabilir. Buna da hazırlıklı olun ve ilişki krize doğru ilerleyebilir diyorum. Geçmiş sevgilinizle ilgili kırgınlıklarımızı düzeltmek için mutlaka psikolog ya da psikiyatrist şart ya da yoga meditasyon şart diyorum. Evli çiftlerimiz için bu ara ev konularından çok iş ve çocuklarınızla alakalı bazı pürüzleri toparlama haftanın söz konusu olacak. İletişimi doğru anlatacaksınız. Terslikler düzelecek. Eğitim dengesizliği yaşayan çocuklarımızı doğru disipline edeceksiniz. Bu ara eşinizle alakalı kırgın olduğunuz ve hala küskünlüğün devam ettiği bir nokta. Karşı tarafın özür dilemesini beklerken abartılar daha sert olabilir ve sen suçlusun diye konuşmalar yapılabilir. Bu ara çocuklar da devreye girebilir, kırıcı olabilir. Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın etrafında bunları yansıtmamamız gerekiyor diyorum. Boşanma fikri cesareti olmayanlar aile desteğiyle boşanma konunuz aydınlığa kavuşacak. Bence siz bu cesareti toparlayın ve yolunuza bakın diyorum. Bu ara ev ailenize ait ev konularıyla alakalı haciz, vergi, borçlarla ilgili yazılar gelebilir. Bunları bir gözden geçirmemiz lazım. Geçirmediğimiz takdirde hacizlik olaylarımız söz konusu. Devletle alakalı soruşturma içerisinde olabilirsiniz. Bazı telefon dinlenmeleriniz tersliğe doğru gidebilir. Ne iş yapıyorsanız şu an bu hafta sakin ve sessiz, serbest meslek yapanlar sakin ve sessiz kalmalı diyorum. Yoksa soruşturma başlayabilir, ceza alabilirsiniz. İhmal etmeyin. Ev hanımları, bu ara kendinize en güzel iyiliği yaptınız. Kendim ve kendi hatalarınızı toparlamayı öğrendiniz ve kendinizle ilgili kurslar, eğitimler kararı verdiniz. Bu da size çok iyi gelecek, enerjinizi düzeltecek diyorum. Sevgili gençler, eğitimize konsantre olun. Hayallerinize ulaşıyorsunuz ve başaracaksınız. Sizden korkum yok. Sağlık olarak belki yapmanız gereken doğru beslenme ve son zamanlarda aşırı yağlanma nefes almanızda zorluklar yaratıyor. Vücut kaslarınızda yıpranmalar söz konusu ve bel ağrılarımıza vuruyor. İhmal etmeyin. Üst dişinizde iltihap ya da dolgunuz düşebilir. İhmal etmeyin. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Sevgili kovalar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, aile olmayı asla unutmayalım. Birlikte büyüyeceğiz, birlikte yol alacağız. 21 Mart Pazartesi günü 09:06'da Jüpiter Merkür Merkür Balık burcunda kavuşumu gerçekleşecek. Fırsatları kollamak istiyorsanız gözünüzü dört açın diyorum. 23 Mart Çarşamba günü 20:43'te Neptün
Merkür balık burcundaki kavuşumu çevrenizdeki aile iletişimleri ve çevrenizdeki yakın dostlarla ilgili yaşayacağınız krizlere açık olmanız gerekiyor. 27 Mart Pazar günü 10.45'te Merkür Koç burcunda ilerlerken hedeflediğiniz yurt dışı ile alakalı evraklarınızda olumluluklar ve mutluluklar ve ilişkiyle alakalı çıkmazda olduğunuz noktalarda netliğe kavuşmak ve hak ettiğiniz başarıyı en iyi şekilde görmeyi göreceğiniz bir hafta. Evet, bu hafta kısa kısa notlar veriyorum sevgili kovalar. Evet, işinizle alakalı yaşayacağımız sorunları düzelteceğiz. Özellikle salı, çarşamba, perşembe çok yoğun bir temponuz söz konusu olacak. Toplantılar, yollar, seyahatler, işinizdeki verimliliğiniz artacak. Hatta ve hatta uzun süredir vaat edilen masanız, koltuğunuzla ilgili de değişimin sevincini tadabilirsiniz. Eğer ki devlet dairesinde çalışıyorsanız bulunduğunuz noktada yoğun olabilir ama herhangi bir değişim beklentiniz varsa imkansız olarak gözüküyor. Kendinizi geliştirebilir, yeni sınavlar, yeni başarılar için altyapınızı oturtabilirsiniz. Bu da size çok büyük bir güçlenmenize yardımcı olacak. Ortaklı iş yapıyorsanız paranızda yeni yeni büyüme, işinizle alakalı krizleri düzeltmek için en doğru hafta, hatta ve hatta renklilik, renk katmak, işinizdeki gücü sağlamlaştıracağınız, ödemeniz gereken noktalarla ilgili borç yapılandırma, kendinizle alakalı zorlukları daha alt seviyede çözmeye çalışacaksınız ve bunu başaracaksınız. Eğer ortaklı işiniz varsa ortağınızla alakalı yaşanacak yeni planlar, yeni oluşumlar ve büyütmek istediğimiz kapılar için çok güzel gelecek yeni ortaklar, yeni fikirler, yeni işler bizim kazancımıza renklilik katacak. Hiç korkmayın, siz başarmayı hak ettiniz bu hafta. Özellikle aile içerisinde yakın anne baba soy ağacımızla alakalı yaşanacak tartışmalar, sözler, kaoslar hem bizim enerjimizi yıpratabilir, mümkün olduğu kadar bu hafta telefonla çözelim, enerjimizi yormayalım diyorum. İş mahkemeniz, iş iadenizle ilgili olumlu yazınız şimdiden hayırlı olsun. İşiniz tekrar size verilecek gözüküyor ve bunun sevincini yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizde bazı dedikodu, laflar, sizinle ilgili söylenecek olaylar can sıkıcı olabilir. Kimsenin ne söylediği değil, sizin kulağınızla duyduğunuz benim için önemli. Kimseye takmayın ama güzel bir dostunuzun yapacağı iyilik de o insanları alt edecek, bunu da bilmeniz lazım. Düşmanlarınız, yani gizli düşmanlarınız bu ara açık, gizli düşmanlar hareketliliği var enerjinizde ve içsel dünyanız devamlı kendinizi iyileştirmek, kendimi güçlendirmek, korkular ve kaygılar sergiliyor olabilir. Mümkün olduğu kadar bol bol dua edelim, meditasyon yapalım. Gerekiyorsa kendimizi boş bir alanda korkularımızı yenmemiz lazım. Duygusal olarak kendi içinizdeki cezayı ben nerede yaşadım Rabbim? Ben kimin ahını aldım da hep ilişkiler başlıyor oluyor, yarım kalıyor dediğimiz artık dönem geride bitiyor. Doğru insan, doğru enerji size doğru hareket edecek. Hatta çok eski lise arkadaşınız, üniversite arkadaşınız, ilkokul arkadaşınızla sosyal medyada yaşayacağımız diyalog ilişkiye doğru yönlenecek gözüküyor. Her şeyden önemlisi nişanlı çiftlerde terslikler söz konusu gibi gözükse de sizin tarihiniz, düğününüz, ailedeki sorunlar ne olursa olsun tarih belirlendi. Vazgeçmek yok. Bu ilişki doğru bir noktaya doğru ilerliyor. Yalnız ev alma şartı olan çiftlerimizde ev araştırması da var, nişanlı çiftlerimizde. Şimdiden hayırlı olsun. İstediğiniz, murad ettiğiniz evinizin de anahtarı size doğru gerçekleşiyor. Evli çiftlerimizde bu ara en önemli şey ailelerin yaşadığı krizler ve düzeltemeyen sorunlara siz de dahil olacaksınız. Siz de kırılabilir, üzülebilir ve ilişkimiz bu konuda yıpranabilir. Mümkün olduğu kadar o evde ne yaşanıyorsa yaşansın, yatak ayrımı istemiyorum. Aynı yatağa, aynı hayata, aynı masaya oturmanızı öneriyorum. Bu sefer ilişki soğukluğa gider ve gereksiz yalanlarla da karşı karşıya kalırsınız. O yüzden ilişkimize sahip çıkalım. Boşanma içerisinde olan çiftlerimiz, evet kesinlikle kararınız doğru. Çünkü artık çok yıprandınız ve yaşanan her söz size artık maddi manevi şiddet olarak gözüküyor. Ve siz bu ilişkiye artık değer vermiyorsunuz. Kalp heyecanınız başka noktaya doğru kayıp, kaybettiğiniz zamanları yeniden tatmak istiyorsunuz ve kendi özgürlüğünüze kavuşmak istiyorsunuz. Hadi hayırlı olsun. Çocukları incitmeden hayatın
hayatınızı incitmeden doğru adım atmanız sizin için sağlıklı. Sevgili gençler, eğitim konusunda hedeflediğiniz birçok şey için doğru adım atmanız için doğru adımlar var. Ama sizin aşk kafanızdan doğru adım atamıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar aşkla eğitiminizi aynı ölçüde götürmenizi, kendinizi sevip kendinize değer vermenizi öneriyorum. Sevgili ev hanımları, ay siz bu ara kurslar muslar yemek lezzetleri derken maşallah popoda biraz genişledi, kaslar zayıfladı. Yani spor yapmak, kayık artık spor neyse yapın. Çünkü çok fazla lezzetli yemekler yapıp kilo alıyorsunuz. Evdeki insanlara da zorla yemek yediriyorsunuz. Sağlıklı beslenme şart diyorum ama spor sizin için şart. Bu ara özellikle parke, banyo parkelerinizle alakalı ya da fayanslarınızla alakalı yenilikler kararı içerisindesin. Hayırlı olsun. Bu ara taşınma fikri olanlar vazgeçti. Evi tadilat edeceksiniz. Ailenize ait de ufak tefek toprak konularınızla ilgili riskli tartışmalardan uzak durmanızı öneriyorum. Toprak işi, tarım işi, yani bu tarz sektörde çalışanlarda biraz krizler, biraz ekonomik zorluklar sizi yıpratıyor olabilir. Cesaretinizi kaybetmeyin. Mümkün olduğu kadar emeğinize sahip çıkın diyorum. Sağlık konusunda özellikle dikkat etmemiz gereken uyku sendromu problemimiz olabilir. Bu ara algılamada zorluk yaşayabiliriz. Ve en önemli şey de uyku apnemiz, hırıltılarımız var. Bunu bir an önce çözmeniz lazım. Sevgi ve mutlulukla kalın. Balıklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bende olmayı, paylaşmayı, paylaştıkça güzel olan hayatı birlikte tatmayı öneriyorum. Bu hafta 21 Mart Pazartesi günü Jüpiter, Merkür, Balık Burcu'nda muhteşem bir kavuşum var. Bu şanslarınızın, bereketlerinizin ve olabilecek para imkanlarınızın hızlanacağı bir hafta. 23 Mart Çarşamba günü 20.43'te Neptün ve Merkür Balık Burcu'nda kavuşumu sizin kırgın olduğunuz insanların gerçek yüzünü öğreneceğiniz bir hafta. 27 Mart Pazar günü 10.45'te Merkür Koç Burcu'nda ilerlerken yeni işler, yeni teklifler, yeni olumluluklar size büyük bir beklenti sağlayacak. Bu beklentileri doğru geçtiğiniz takdirde işsiz olanlarda güzel fırsatlar var. Değerlendirmek sizin elinizde. Bu ara şansınız var. Doğru değerlendirin. Evet, kısa not alalım bu haftayı. Sevgili balıklar, özellikle iş konularınızla ilgili güzel kapıların size şans getireceği konum değişiklikleri ve bulunduğunuz noktadan alternatif farklı bir firmaya geçmek istiyorsanız yazılarınız olumlu olarak gözüküyor. Hatta istiyorsanız iş kapınız için doğru adım atacağınız bir hafta. Şansın size çok iyi ve 5 yıldız şeklinde sizin enerjinizde iş kapılarınızdaki eksik giden her şey toparlanacak gözüküyor. Kurumsal bir firmadaysanız yöneticiniz ya da bulunduğunuz alanda insanlardan artık sıtkım sıyrıldı diyorsanız biraz değişimler, yeni oluşumlar sizin sıtkınız sıyrılmasından çok işlerin yoğunluğundan sıtkım sıyrılacak diyeceğiniz bir hafta. O yüzden kimseye takmayacaksınız bu hafta diyorum. Devlette çalışıyorsanız devletle alakalı sorumluluklarınız, yapacağınız yolculuklar, gideceğiniz yerlerde çok fazla değişimler söz konusu olacak. Ve bazı dedikodular çok ciddi yayılmış olabilir. Bu dedikodularda siz de olabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Kendi işini yapanlar, parasal anlamda beklediğiniz paralar hızlı ve seri şekilde bu hafta kazancınıza kazanç katacak. İşinizdeki yenilikler, yeni projeler size mutluluk getirecek. Ortakta iş yapıyorsanız, ortakta işte yurt dışı altyapı oturtmaya çalışıyorsanız işinizle alakalı güzel fırsatları en iyi şekilde yayacaksınız. Eğer şehir dışında farklı alanlara yaymak istiyorsanız bu kapılar hızlanacak ve siz istediğiniz başarıya yavaş yavaş erişmeye doğru gidiyorsunuz. Hiç korkmayın çünkü size iş konunuzda çok fazla şansınız var. Hani etrafınızdaki insanlar sizi kıskanabilir, farklı laflar söyleyebilir. Kimsenin ne dediği değil. Sizin doğrultunuz doğrudur. Sakın vazgeçmeyin hedeflerinizden. Çok güzel yıldız ve melek sizin üzerinize konmuş gibi ve bunu güzel noktada değişimlere, farklılıklara, hatta yurt dışı ile ilgili işlerinizle alakalı olumsuzlukları bile olumlu çevireceğiniz bir hafta. Toplantılar, yollar, seyahatler çok yoğun olacak. Para ekonomimizle alakalı da ekstra kazançlar size mutluluk verecek diyorum. İlişki konusunda sakinlik ve güzel seyahat planı içerisinde
edebilirsiniz. Karşı tarafa olabildiğin kadar olumlu bir enerji ve hatta bu ilişkiye daha sağlam adımlarla ilerlemek istiyorsunuz. O bakışları yansıtacaksınız. Nişanlı ya da evlilik kararı olan çiftlerimiz için tarih ve gün belirlemesi hayat noktamızda ve bu tarihle birlikte güzel mutluluklar, keyif alacak. Hatta şimdiden planlıyorsunuz, gelecek parayla araba alacağım evliliğimizde. Evet, araba alacaksınız. Hayırlı olsun, size iyi gelecek diyorum. Evli çiftlerimizin en önemli şeyi bulunduğunuz bina, komşular ve çevredeki alandaki çocukları yetiştirmekte rahatsızsınız, taşınma kararı içerisindesiniz. Özellikle kendi evinize geçmek istiyorsunuz ve destek bekliyorsunuz. Evet, bu destek gelecek. Acele etmeyin. Doğru kapı, doğru anahtar size doğru geliyor. Mümkün olduğu kadar çocuklarımızı kendi disiplininizde yetiştirirsek, ne kadar merhamet, ne kadar vicdan, ne kadar sevgiyi yansıtırsanız çocuklarınız size o kadar güzel merhametle yaklaşır ve etrafı da merhametli olur diyorum. Evlenme konusunda biraz ani karar verdim, ben boşanayım mı diyenler için tekrar bu ilişkiyi canlandırma, daha güzel adımlara doğru ilerleyeceksiniz ve birbirinizdeki hataları gördünüz ve artık boşanma sözleri gitti. Birlikteliğin, birlikte olmanın tadını çıkartacaksınız. Hatta birbirinizi tanıma fırsatını da tekrar keşfedebilirsiniz diyorum. Bu ara ailenize ait özellikle anne, baba, aile geçmiş özleminiz çok ön planda olabilir. Anılarla yaşayabilirsiniz. Vefat etmiş insanlarınızı ziyaret etmek, onlara dokunmak isteyebilirsiniz. Dua her yerde şifadır. Siz duanızla her yere ulaşabilirsiniz. Şimdiden duanızı Allah kabul etsin diyorum. Yalnız birikmiş bir parayı altına mı, dolara mı, euroya mı çevireyim diye düşünen bazı balık burçları, bence paranız sabit bir noktada kalsın. Dolar da olabilir, euro da olabilir. Ben de İsviçre frangı yapardım. O da olabilir. Yapın diyorum. Saklayın. Çünkü hayalinizdeki yer için ekstra para ihtiyacınız var. Kredi çekmekten korktuğunuz için şu an bu parayı yabancı bir parada tutabilir, altında da tutabilirsiniz. Sorun yok diyorum. Sevgili gençler, kendi kariyerinizle alakalı, hedefinizdeki sağlık sektöründe eğitim almak istiyorsanız başarınız var. Ama bu ara ilişkiniz sizi incitiyor olabilir, duygusal yönünüz ağır basıyor olabilir. Duygusallıkta hata yapmayın diyorum. Sağlık konusunda özellikle saç dökülmesi, saç ekzemanız ya da saç kıran olabilir strese dayanıklı. Bunları toparlamamız lazım. Ayak batık tırnaklarımız ve bacak ağrılarımız bu ara uykumuzu bacak sendromu dediğimiz ağrılarımız olabilir. Mümkün olduğu kadar uykumuzu zorluyor olabilir. Bir psikiyatristle bunu çözebilirsiniz diyorum dedim bile. Ev hanımları, bu ara hayalinizdeki yazlık toprak alımı ile ilgili ailenizi, eşinizi, çocuklarınızı ikna edeceksiniz ve o yazlık alınacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Güzellikler, umutlar, aşklar, paralar sizlerle birlikte olsun. Niyetlediğiniz, kalbinizdeki geçen her şey güzel takipçilerimle birlikte olsun. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.